Aha Kılınç Kardeş Nasihati Geçtiğimiz haftanın satır aralarında kalan önemli açıklamalarından birini, Tunus'ta iktidarda bulunan Nahda Hareketi'nin iki numaralı ismi Abdülfettah Muru yaptı. Tunus medyasında ve Nahda'nın yayın organlarında yer bulan açıklamasında Muru, Mısır'da 2013'teki darbeyle iktidardan uzaklaştırılan Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na, İhvan'a çağrıda bulunarak Muhammed Mursi'nin geri dönüşünde ısrar edilmemesini istedi. Mevcut krizden bir an önce çıkılması için ihvan liderlerinin sorumlu davranması gerektiğini kaydeden Abdülfettah Muru, yaşanan durumun doğru biçimde anlaşılması ve değerlendirilmesi şart. Mesele güç dengesini etkilemek, eğer taleplerinizi gerçekleştiremiyorsanız bu defa taleplerinizi değiştirme yoluna gidersiniz dedi. Sisi yönetimiyle bir an önce sulh sürecine girilmesi ve krizin sona erdirilmesi gerektiğini savunan Muru, Muhammed Mursi'nin geri dönüşünde ısrar edilmesi buna engel oluyor. Bu ısrardan vazgeçmek lazım. Sadece kendilerini düşünmesinler, Mısır'ı da düşünsünler şeklinde konuştu. Muru, Hazreti Peygamber döneminden de bir örnek vererek Hudeybiye anlaşması imzalanırken, Peygamberimiz kendi peygamberlik sıfatının anlaşma metninde yer almamasına bile razı oldu, bazen böylesi tavizler gerekir, siyasi liderlerin bu örneği düşünmesi şart yorumunda bulundu. Abdülfetah Muru benzer ifadeleri 2014'teki bir konuşmasında da tekrarlamıştı. Muru, Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen Arap Baharı ayaklanmalarında Mağrib, Fas, Cezayir, Tunus İslami hareketlerinin tecrübesi başlıklı panelde şunları dile getirmişti. Mağrib İslami hareketleri olarak biz, daha doğudaki İslami hareketlerden farklılık arz ediyoruz. Ben burada darbeyle görevinden uzaklaştırılan ve büyük sıkıntılar çeken doğudaki İslami hareketleri hiçbir şekilde suçlamıyorum. Onlardan iyi olduğumuzu da kesinlikle iddia etmiyorum. Ancak ihvan mensubu kardeşlerimiz yaşadıkları darbeye ve çektikleri sıkıntılara rağmen izledikleri siyaseti gözden geçirmeli ve kendilerine eleştirel bir gözle bakabilmeli. Doğudaki İslamcılar gerçekleri görmezden gelip İslam dünyasından bahsederken Mağrib İslami hareketleri ta 1970'lerde ulus devlet ve ulusal siyasi oluşumlar gerçeğini gördü. Mağrib'deki İslami hareketler Müslüman olmayan vatandaşların toplum içindeki azınlıkların durumunu solcuların, sosyalistlerin ve diğerlerinin kendi oluşumlarını kurma haklarının bulunduğunu kavradı. Davamız toplumun bir kısmına veya İslamcılara has değildir. Aksine davamız siyasi ve ekonomik kurtuluştur. Çözüm İslam'da gibi sloganlar ümmetin beklediği program ve meydan okumalardan uzaktadır, önde gelen bazı isimlerin toplumu İslamlaştırma söylemleri de yanlış. İslam bizim toplumlarımıza yabancı değil ki. Toplumun İslamlaştırılmasına ihtiyaç olsun. Kimse İslamcıların kaşına gözüne bakarak oy vermedi, taleplerini yerine getirecekleri konusunda onlara güvendiği için oy verdi. Hata yapmaya meyyal olduğumuzdan gurura kapılırsa iyilikten de uzaklaşırız. Abdülfettah 2011'de Tunus Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali'nin devrilmesinden sonra yaptığı bir açıklamada o dönem epey tartışılmıştı. Tunus'ta İslami hareketin üçte birden fazla oy alması hikmete uygun düşmez. Tunus'un menfaati İslamcıların iktidara gelip başarılı olmasındadır. Ancak İslami hareketin maslahatı mümkün olduğunca tek başına iktidara gelmekten sakınmaktır. İktidara ortak olup diğer gruplarla birlikte çalışmak daha makul görünüyor. İslam dünyası tarihinin belki de en karmaşık ve sarsıntılı dönemlerinden birini yaşıyor. Coğrafya'nın farklı noktalarında işgaller, siyasi süreçler, askeri darbeler, iç savaşlar, fakirlik ve açlık hep birlikte ve aynı anda yaşanıyor. İslam ülkelerine kuş bakışı göz attığımızda tüm bu illetlerle yaralanmış ve örselenmiş bir coğrafya görüyoruz. Yaşanan karmaşa ve kaos, Müslümanların siyaset ve yönetim tecrübeleri açısından okunduğunda gerçekten büyük ibretleri ve dersleri bünyesinde barındırıyor. Hangi adımların hangi sonuçları verdiği, yürünen yolların sonunun nereye çıktığı, teoriyle pratiğin ne kadar örtüştüğü, muhalefette ve azınlıktayken atılan sloganların iktidarla birlikte neye dönüştüğü gibi birçok hususu yakından gözlemleme imkanına sahibiz. Nahta hareketinin kurucularından biri olan ve halen hareketin başkan yardımcılığı görevini sürdüren Abdülfettah Murun'un sözleri bu açıdan dikkat çekici. Murunun değerlendirmelerinin doğruluğu, yanlışlığı bir tarafa. Süreci okuma ve teorik bir çerçeve sunma çabası takdire değer. Bugün yaşanan tecrübelerin gelecek nesiller için derse dönüşmesi adına benzer sorgulamaların ülke ülke hareket hareket sürdürülmesi gerekiyor. Müslümanların siyaset birikimi gibi bir başlık altında bugünkü tecrübeyi değerlendirecek olan geleceğin Müslümanlarına sağlam bir mirası ancak bu şekilde aktarabiliriz. İslam dünyasının birçok ülkesinde bugün şahit olunan tökezlemelerin, geçmişin derslerinin yeterince çalışılmaması sebebiyle olduğunu düşününce, bu aktarım sadece entelektüel bir faaliyet olmaktan çıkarak kaçınılmaz bir vazifeye de dönüşüyor. Taha Kılınç, Yeni Şafak